Süreniz 3 dakikadır Sayın Bingöl. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bir ülkede yurttaşlar haklarını arayamıyorsa, özgürlükler rafa kaldırılmışsa o ülkede demokrasiden bahsedilemez. Bir ülkede adalet eğer tesis edilmemişse, aksine siyasi etkilerle keyfi kararlar almışsa, o ülkede demokrasinin olmadığı gibi adalet de yoktur. Peki bir ülkede hukuk ne anlama gelir? Hukuk, insanların hakkının arayabileceği ve teslim edileceği bir anlayıştır. Türkiye'de hukuk var mı? Bir örnek vereceğim. Hukukun üstünlüğü endeksinde 140 ülke arasında biz 116.'yız. Bizim bu sıralamada önümüzde olan ülkeler Meksika. Peki gerimizde hangi ülkeler var? Çok şükür Tanzanya var, Afganistan var. Bir ülkede demokrasi yoksa, adalet yoksa, hukuk tamamen ayaklar altına alınmışsa, özgürlükler aranmıyorsa, o ülkedeki rejimin adı nedir? Bu rejimin adı totaliter rejimdir. İşte bu ülkede totaliter rejim vardır. Şimdi cezaevlerinden bahsediliyor. Cezaevlerindeki yaşananlar zulümdür. Sanki zulüm sadece cezaevlerinde mi var? Bu ülkede zam var, zulüm var. Hayatın her alanında zulüm var. Cezaevlerinde çıplak arama var diyoruz. Hayır, yok diyorlar. Cezaevi gerçekliğinde o kadar büyük insan hakları ihlalleri var ki. Oysa insan hakları evrensel bir hak. Temel evrensel bir hak. Her insan için bu hak kesinlikle yok sayılamaz. Cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümler hangi siyasi görüşe mensup olurlarsa olsunlar, hangi nedenlerle orada olurlarsa olsunlar, can güvenlikleri, sağlıkları, yaşam koşulları devletin güvencesi altındadır. Devlet korumak zorundadır. E böyle mi? Erhak, böyle değil. Niçin böyle değil? Şimdi bakın, son yıllarda 2021 yılında bir yapı oluşturuldu. İdare ve Gözlem Kurulu. İyi. Belli aralıklarla İdare ve Gözlem Kurulu bu tutuklu ve hükümlerle ilgili değerlendirmeler yapıyorlar. Tamamlayın sayın. Burada bile çok büyük bir ayrımcılık var. Ya insaf, bu insanlar tutuklu ve hükümlü. Pandemi nedeniyle bir uygulama getirildi, çok iyi. Oradaki hijyen koşulları, sağlıklı beslenme ve müthiş bir kalabalığın içerisinde o hastalığın yayılma şansı çok yüksekti. İyi bir şey yapıldı ve infazını tamamlayanlar çıkarıldı. E peki ne oldu? Herkes için geçerli olmamalı mıydı? Yok. Siyasi tutuklar ayrı tutuldu. Siyasi tutuklar bu haktan mahrum edildi. Ve öyle ilginç gerekçeler sunuluyor ki, bu bahsettiğim gözlem kurulu, Kürtçe konuştun, halay çektin. Allah Allah. Ya bu ülkede halay çekmek ne zamandan beri suç? Bir ana dilini kullanmak ne zamandan beri suç? Suçlar arasında bunlar var ve bu nedenle o gözlem kurulu birçok siyasi tutuklunun teşekkür ederiz Sayın Bingöl. Sağ olun. Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına Sayın Mustafa Arslan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, YSP tarafından verilen grup önerisi hakkında AK Parti grubumuz adına söz aldım. Genel kurulu ve aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum.
Değerli milletvekilleri, 5275 sayılı yasanın 89. maddesinde yapılan değişiklikle koşullu salıvermeye yönelik düzenlemeler yapılmış ve yine bu kanuna dayanarak Adalet Bakanlığımız tarafından hazırlanan gözlem ve sınıflandırma merkezleriyle hükümlülerin değerlendirilmesine dair yönetmelik 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Anılan yönetmelikle ilk defa İHAL'in tanımı yapılmış, İHAL'in belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. İHAL değerlendirme sisteminin getirdiği en önemli yeniliklerden biri, ıslah odaklı bir infaz sisteminin kurgulanmış olmasıdır. Değerli milletvekilleri, koşullu salıvermeyle tahliye edilen bazı hükümlülerin toplum içerisinde suça karışması herkesi rahatsız eden bir husustur. Kanun değişikliğiyle eleştirilen, kamuoyunda sürekli gündeme gelen otomatik İHAL algısının kaldırılması hedeflenmiş, bu duruma çözüm getiren önemli düzenlemeler yapılmıştır. Koşullu salıverme, açık ceza infaz kurumuna ayrılma ve denetimli serbestlikten faydalanmanın ön şartı olan İHAL incelemesinde detaylı kriterler getirilmiştir. Buna göre hükümlüler için 6 ayda bir değerlendirme raporları düzenlenmektedir. Hükümlüler, infaz sürecinin temel amacı olan iyileştirme ve topluma kazandırma çalışmaları sonucunda gösterdiği gelişime göre değerlendirilmekte, bu amaçla uygulanan eğitim, öğretim, psikososyal yardım ve destek programları sonucunda gösterdikleri gelişim puanlanmaktadır. Bu puanlamalar sonucunda düzenlenen raporlar idare ve gözlem kurulu tarafından değerlendirilmektedir. Yapılan bu değerlendirmeler sonucunda ancak iyi halli olduğuna karar verilen hükümlüler açık ceza infaz kurumuna ve denetimli serbestliğe ayrılabilmekte veya koşullu salıverilmektedir. Cumhuriyet Savcısının başkanlığında Aile Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı uzmanlarından oluşan komisyon yetkisini kanun ve yönetmelikte çizilen sınırlar içerisinde ve somut gerekçe göstererek kullanmaktadır. Yapılan iyi hal değerlendirmeleri 5275 sayılı kanunun 89. maddesi ve yönetmelikte bulunan kriterlere göre değerlendirilmektedir. Keyfi bir uygulama söz konusu değildir. Bu bağlamda komisyonun verdiği kararlara karşı şikayet yolu da açıktır. Şikayet doğrudan veya ceza infaz kurumu aracılığıyla infaz hakimliğine hükümlünün kendisi, birinci dereceden yakını veya kanuni temsilcisi aracılığıyla da yapılmaktadır.